Süper Lig'in yeni takımı Elazığspor yeni ismiyle farklı bir yerde, farklı İzmir'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Stadındaki çalışmalar nedeniyle İzmir'de oynanacak maç. En azından bizim duyduğumuz bu konuyla ilgili açıklama bu yöndeydi. Bunun dışında Elazığspor hani Süper Lig'e çıktıktan sonra sil baştan yapan bir takım. 16 tane transferi var. Yani yepyeni bir takım. O yüzden açıkçası hani şu anda ne hazırlık maçlarının ölçü olabileceğini düşündüğüm bir takım. Çünkü mesela alınan oyuncular içerisinde şöhretli oyuncular da var. Süper Lig'de yani bunlara ne diyebiliriz? Mesela Amr Zeki var, Zaki var. Mısırlı oyuncu. Bunun yanında Faubert var, eski bir Real Madrid'de oyuncu. Bunun dışında da hep tanıdığımız Emre Toraman, Orhan Ak, Sezer Bodur, Sinan Koloğlu, Gökhan Emreciksin, İvesa, Herve Tum. Yani bildiğimiz oyuncular, Süper Lig oyuncuları, Sedat Bayrak yine Ordu Sporlu. Hani böyle transferler olan yani bildiğimiz oyuncularla beraber yıldız hani adıyla, şöhretiyle bildiğimiz oyuncular da dahil birkaç genç oyuncunun da içinde olduğu çok geniş bir yenilenmiş bir kadro. O yüzden şu an hani sahaya neyin çıkacağı çok belli değil. Hani kestirebildiğim bir takım değil açıkçası Elazığspor. Şimdi enteresan olan kısmı şu. Yani Elazığspor Bülent Uygun'a çok güvenmiş. Bu belli oluyor. Yani 16 tane oyuncu transferine onay vermişler. Bu anlamda zaten kulübün de dediğim gibi ismini de değiştirerek belki de bir sponsorluk anlaşması da söz konusu. Maddi anlamda da rahat olduklarını düşünüyorum. Çünkü hani bu transferler 16 transfer az değil. Çünkü hatırlayanlar hatırlar. Bucaspor'un daha sonra Bülent Uygun'la ilgili yöneticilerinin çok şikayeti olmuştu bu çok transfer durumuyla ilgili. Bunu da bir yere not etmek lazım. Ama güveniyorlar demek ki Bülent Uygun'a. Ve ona bu transferleri gerçekleştirdiler onun için. Umarım Elazığspor için hayırlısı olur. Fenerbahçe cephesinde moraller biraz bozuk. Hani Galatasaray mağlubiyeti tabii etkilemiştir ama bence Volkan'ın sakatlığı çok daha önemli. Açıkçası Gökhan'ın olmadığı bir sağ bekte Orhan Şam istenen seviyeyi vermedi. Defans tandeminde Bekir'le Egemen ve solda Hasan Ali ile başladılar. Ama Volkan'ın yerine giren Mert hatalar yaptı, savunma hatalar yaptı ve bu hataların çoğu gollüktü. O yüzden hani Volkan'ın orada olması çok önemli. Çünkü Volkan hakikaten muhteşem bir kaleci ve hani onun verdiği güveni Mert ne yazık ki en azından geçen geride bıraktığımız maçta bunu vermedi. O yüzden bir savunmada bir sıkıntı var ama ben hem Yobun'un hem Gökhan'ın gelişiyle hem de Volkan'ın geri dönüşüyle bunun çabuk telafi edilebilir olduğunu düşünüyorum. Ama bu maç işte yani hem Vaslui maçında bir hatayla gol yemişlerdi. Yani iç sahadaki maçı düşünüyorum. Hem de Galatasaray maçında çok fazla pozisyonu hani Galatasaray bir şey yapmadan daha kendi hatasıyla verdi Fenerbahçe. Bu olumsuz bir işaret. Ama ben bu olumsuz işaretin izlerini silineceğini düşünüyorum Elazığspor maçında. İzmir'de Fenerbahçe deplasmanda olmayacaktır. Taraftarlar onları yalnız bırakmayacaktır. O yüzden kalabalık bir taraftar topluluğuna karşı oynayacaklar. Benim düşüncem o yüzden Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağı şeklinde. Ölçü sürprize izin vermeyecektir Fenerbahçe. Bunun yanında da gollü maç olacağını düşünüyorum. Hem üste taşınır maç hem de Fenerbahçe kazanır diyorum.